İçinde bulunduğumuz Sibirna Tiyatrosu son 4 yıldaki e, arkeolojik çalışmalarla ortaya çıktı. Tabii ki burada bir tiyatronun olduğu seyyahlardan kalan bilgilerden 17. yüzyıldan itibaren ve e, seyyahların yapmış oldukları gravürler ve kent planı üzerinden görülebiliyordu. E, ancak 2010 yılıyla birlikte... E, buradaki kamulaştırmaların gerçekleştirilmesiyle birlikte yıkımlar gerçekleştirildi ve son dört yılda e, Sibirna Tiyatrosu ortaya e, çıkarmaya başlandı. Kent planlandığında yeri belli edilmişti. Şehir plancıları dediler ki çünkü heyelan bölgesi tiyatroyu heyelan bölgesine e, yapmak istemediler doğal olarak. E, ve tabii tiyatroyu da bir yamaca yapmak zorundaydılar. Ve tabii baktılar, e, kuzey rüzgarlarına kapalı olmasını gerektiğini düşündüler. Körfez'e bakıyor olması gerektiğini düşündüler. Bütün bunların toplamında şu an bulunduğumuz nokta tam da Anakaya'nın gölgesinde. Yani toprak kaymasının olmayacağı bir noktada e, Simirna Tiyatrosu'nu e, inşa etmeyi düşlediler. Belki ilk yüzyılda, yani 300... 3. yüzyılın başı ile 2. yüzyıl 3. yüzyılın sonu arasındaki 100 yıllık bir süreçte belki de burada bir sabit tiyatro yapısı inşa edilmedi. Rezerve alanı olarak bırakıldı. Çünkü mimari olarak bunu ispatlayacak elimizde çok fazla bir şey yok. Ama milattan önce 2. yüzyılda Pergamon Krallığı zamanında Simirna Tiyatrosu'nun tek katlı Sahne binası ve tek kademeli oturma sıralarıyla kavva diyoruz, auditorium da deniyor inşa edildi. Fakat Roma'nın eline geçmesiyle birlikte her yerde dönüşüm başladığı gibi, Simirna tiyatrosunda da dönüşümün başladığını görüyoruz. Vitruvius antik çağ yazarlarından onun mimarlık üzerine 10 kitap diye bir eseri var. Bu eserde e, Simirna Tiyatrosu'nu övüyor. Neden övüyor? Simirna Tiyatrosu'nun diyor hemen karşısında Afrodite Stratonikis Tapınağı var. Ya da bir başka çevirisiyle Portikos'u var. Yani tiyatromuz var. Tiyatromuzun önünden bir cadde geçiyor. Caddenin karşısında bir portiko. Yani bir sundurma, uzun bir sundurma, bir galerili, iki galerili, üç galerili. Ama bir tarafı sütun sırası var, dışarıya bakıyor. E, aynı camilerimizde gördüğümüz şekliyle sundurma, revaklar, bir revak sistem yani. E, bu bundan bahsediyor ve çok e, önemli bir uygulama olduğunu, başka kentlere örnek olması gerektiğini bu nedenle söylüyor. Peki neden söylüyor bunu? Çünkü yağmur yağdığında ya da güneş'in kızgın ışınları söz konusu olduğunda ya da tiyatroda sergilenen oyunların bazı ekipmanlarının saklanabilmesi işte izleyicilerin iklim koşullarından sığınabilecekleri bir yer olmasıyla bu Portikolar değerli Mesela en iyi bilinenlerden bir tanesi Pergamon tiyatrosunun hemen terasında tiyatro terasında, İki tane çok 100 metreye ulaşan birisi geçen ama birisi ulaşan iki stoa yapısı var. Yani tiyatroya gelenlere hizmet etmek amaçlı olarak kent e, yöneticilerinin e, portikolar e, inşa ettiklerini e, bilmekteyiz. O anlamda e, Vitruvius bunu göz önüne alarak e, kentte bu tiyatroyu başka kentlere örnek gösteriyor. Ama neyi de öğreniyoruz? Afrodit Stratonikis, Stratonike ya Seleukos krallarından, e, e, krallık e, ailesinden, onu Afrodit'le birleştirip bir kült oluşturuluyor milattan önce 3. yüzyılda. Biz buradan da öğreniyoruz ki milattan önce 3. yüzyılda burada rezerv bir alan var. Tanrıça için, e, Afrodit Stratonikis için de bir kutsal alan ayrılmış hemen bunun yanında. Onu öğreniyoruz ama arkasından her iki yapının da belli ki taşlaştığını, taştan inşa edildiğini. Bir başka tabii beklememiz gereken yapı hemen tiyatronun yakınında Dionysos Tapınağı. Çünkü tiyatrolar Dionysos'a adanmıştır. Dolayısıyla himayeyi de o yapar tiyatrolar için. Dolayısıyla onun da bir tapınağı olması beklenir yakında. Ama ne kadar yakında onu söylemek zor. Ee, son bir şey daha söyleyelim. Şimdi tiyatroda ele geçen yazıtlardan anlaşılıyor ki milattan sonra ikinci yüzyıla ait bir yazıt. Bir de e, nüfayon yani bir anısal çeşme yapısının tiyatronun ya bitişiğinde ya da az önceki örnekler gibi yakınında olduğunu öğreniyoruz. Su da önemli çünkü buraya gelenler gün boyu etkinlikler yapacaklar, etkinliklere katılacaklar. Dolayısıyla o su burada etkinliklere izleyenler açısından değerli. Mesela güzel bir örnek Efes tiyatrosunda da hemen bir Nymphaion tiyatronun cephesinde bulunuyor. Milattan sonra ikinci yüzyıla geldiğimizde, e, Simirna tiyatrosunun sahne binasının üç kata yükseldiğini, oturma yerlerinin üç kademeli hale geldiğini e, an, a, anlıyoruz. Bu e, 20. yüzyılın başında yapılmış olan çizimlerden, e, batıların yapmış olduğu çizimlerden anlaşılıyor ki 20 en e, Şöyle diyelim, 21 bin kişi kapasiteli bir tiyatro söz konusu. Efes gibi İzmir'de Asya'nın, Asya eyaletinin büyük kentlerinden bir tanesi. Dolayısıyla günümüzde kentler arasında rekabet olması gibi, antik çağda da kentler arasında rekabet olduğundan bir kent nasıl... Daha büyük bir tiyatro yapıyorsa, diğer kent de onun yaptığı tiyatroyu aşmak isteyecektir ve böylece tiyatrolar yarışarak en güzeli, en büyüğü e, e, ve e, fonksiyon olarak en iyi e, olması e, istenir ve öyle inşa edilir. E, Semirna tiyatrosu da e, buna benzer. E, arkamda görüyorsunuz 19 basamak sırası alt bölümde ortaya çıkarılmış durumda. Ee, bunun yaklaşık e, tahminen tabii e, bunu bu sene öğreneceğiz. 22 oturma sırasından e, oluştuğunu e, söyleyebiliyoruz. E, en düşük kapasite olarak da 16 bin. Yani 16 ile 21 bin kapasiteli bir tiyatroyla burada karşı karşıyayız. Tiyatroların bir sahnesi var. E, ve bu sahnede tabii ki... E, tiyatro oyunları oynanıyor. Arkasında sahne binası yükseliyor. Cephesinde heykeller var veya dionizyak tasvirler var. Ee, ve e, bu heykellerle, kabartmalarla süslü bu sahnenin önünde tiyatro oyunları e, burada da tespit ettiğimiz şekliyle e, mermer bir zemin üzerinde e, oynanıyor. Oyunun dekoru değişir. Yani kırsal bir dekorsa işte bir çalılık getirilir sahneye ve onun işte bir e, diyonzak bir oyun olarak e, kırda geçtiği anlatılmaya çalışılır İşte şehirde geçiyorsa ona göre bir kapı maketi e, getirilir e, ve e, sahneye konur ve izleyenler de e, oyunun Böylece kimliği hakkında seçilen mekanı anlamında günlük yaşamdan seçilen mekanı hakkında e, bilgi sahibi olurlar oyunlar Tabii ki gün boyu sürer e, repertuarlar vardır. Antik dönemde de repertuarlarda, oyuncuların repertuarlarında kaynaklardan öğreniyoruz ki yasaklananlar var, yasaklanmayanlar var. E, dolayısıyla e, oyun kabul edildiyse kent yönetimi tarafından o oyun e, sahneleniyor. E, ve tabii ki bir e, ücret karşılığı. Tabii ücretsiz oyunlar da söz konusu ama ücretli e, oyunlar da söz konusu. Ee, özellikle Helenistik ve Roma dönemlerine geldiğimizde e, kumpanyalar var. Yani bunlar e, kentlerde e, kiralanabiliyorlar, yani çağrılabiliyorlar, ücretleri mukabilinde tiyatrolarda oyunlar sahneleyebiliyorlar e, ve e, kentler arasında dolaşabiliyorlar. Biz buradaki yine bulduğumuz yazıtlardan bir tanesinde Selanik'ten gelenler olduğunu öğreniyoruz. İzmir'e geliyorlar ve oyun sergiliyorlar. E, bunu e, öğrenebiliyoruz Yani bu aktivite içerisinde Tabii ki e, e, su satıcıları var ya da yanlarında su getirmiş oluyorlar izleyiciler gün boyu burada Çünkü yemek e, yemek soruyundalar e, oyunları kaçırmamak e, adına yani e, yine ön sıralarda Tabii ki kentin e, idarecilerine ve e, tapınaklardaki kırlarıdaki e, görevlilere bu e, ait yerler ayrılıyor. Yani bizim en azından e, İzmir Tiyatrosu için şu an bilebildiğimiz askte inananların dört tane koltuğunun ne olduğunu öğreniyoruz. Ama demek ki bu başka e, e, kültler içinde geçerli ve meslek grupları içinde geçerli. Onlar da kendilerine e, böyle sürekli loca gibi e, o yeri e, kendileri ne tahsis ettirebiliyorlar. Bunu e, bu tiyatro örneğinde de, İzmir tiyatrosu örneğinde de e, görebiliyoruz. kavartmalar masklar Çünkü oyunlar masklar üzerinden yürütülüyor kimlik e, o şekilde o maskın arkasında e, kişinin kimliği saklı ama e, oyunun ruhuna göre işte dram trajedi komedi e, şeklinde e, masklar e, takmış olan oyuncular tarafından icra edilirken arka tarafta Tabii ki odalar var soyunma odaları var ve bu soyunma e, odaları Belli ki e, e, aktif bir şekilde kullanılıyor. E, çünkü biz bu odalar içerisinde e, hep böyle isimlerinin yazıldığı olduğu, e, kişilerin isimlerini görüyoruz. Demek ki e, onlar uzun süre oyun sergiliyorlar belli ki. Adlarını bile yazmışlar e, duvara. E, dolayısıyla e, kendilerinin yerinin başkaları tarafından işgal edilmesini engellemeye çalışıyorlar e, adlarını e, yazarak böyle bir doku içerisinde ama tabii burası sadece sanatsal bir alan değil aynı zamanda siyasi bir alanda yani bir takım mesela Efes'i örnek alarak ben İzmir tiyatrosunda bir örneğe getireceğim Efes'te Hristiyanlığın yayılma aşamasında Artemis'e inananların tiyatroda toplanarak en büyük Artemis dediklerini biliyoruz yine Roma'nın Hristiyanlara bütün şiddetiyle davrandığı süreçte, İzmir'de bir kıtlık olduğunda, İzmir'de en yani e, ilk Hristiyanlık döneminin en önemli azizlerinden biri olan azizlik tabii e, ünvanı almış olan e, aziz Polikarpos çağrılıyor. Ya İzmir'de bir yağmur yok, e, kıtlık var, Tanrına kendi Tanrına dua etsen de. Bu kıtlık ortadan kalksa diye e, çağrıda bulunuyorlar. O da geliyor. Yani benim dua etmem ne olur mu bilmiyorum diyor. Ama ben yine de duamı yapayım diyor. Ve onun yaşam öyküsüne göre, rivayete göre 2-3 e, gün sonra yağmur yağacak. Ve İzmir o kıtlık felaketinden böylece kurtulacaktır. Yine e, İzmir gibi kıyı kentleri e, e, nasıl söyleyelim e, e, cezalandırılmış olan. Mesela e, milattan e, önce 100 civarında konsüllerden bir tanesi cezalandırılmış ve Roma'dan çıkartılmış İzmir'e gelmiş. Fakat bir süre sonra af çıkıyor ve e, affı duyurmak isteyen haberci tiyatroda onu oyun seyrederken görüyor ve e, o haberciye diyor ki bekle oyunu bitiriyor Ondan sonra e, mektubu alıyor. Bakıyor ki kendisi affedilmiş, tekrar Roma'ya dönecektir. Tiyatro ile ilgili şöyle bir şey daha söyleyelim. Simirna tiyatrosunda biz bunu görü gördük. Yaptığımız kazı çalışmalarında gördük ki üç ayrı profilde oturma sırası var. Bu ne demektir? Tiyatrolar bir anda inşa edilemezler. ve Etap etap inşa edilirler çünkü maliyeti inanılmaz yüksek. Yani bir tiyatro 50 yılda da inşa edilebilir. 20 yılda da inşa edilebilir e, ve bu tiyatro bir kere inşa edildikten sonra onarıma da ihtiyaç duyar. Yani günümüzde de öyle. Statları inşa ediyoruz ama hep onarımlar yapılıyor. O dönemde de hep onarımlar var. Bizim de gördüğümüz üç ayrı profildeki oturma e, sıraları bize e, işte faaliyetin sürdüğü süreçte üç ayrı dönemde onarım yapıldığını gösteriyor. Agorasının son yıllardaki performansına e, tabi bazı yıllardaki e, e, bazı yılları dışarıda tutarsak 70 bin e, ziyaretçi kapasitesi var. Bunların içerisinde tabi öğrencileri saymıyoruz. E, e, böyle bir kapasite şu demektir: e, İzmir'in merkezinde ki bu aynı zamanda kemen altında tetikliyor. Kemeraltı aynı zamanda Simirna Agorasındaki ören yerindeki ziyareti de e, tetikliyor. Şimdi Simirna tiyatrosunu da bunun içine koyduğumuz zaman, ister yerli ister yabancı yeni rotalar ortaya çıkacak. Yani Kemer altında e, vapurdan e, metrodan inen bir ziyaretçi şimdi e, e, Kemer altında dolaştıktan sonra Simirna Agorasına Simirna Agorasından sonra tiyatrosuna girebilecek ve buradan da basmaniye inebilecek. Yabancılar açısından düşündüğümüzde, e, Alsancak Limanı'nda inen bir yabancı Alsancak üzerinden az önce çizdiğimiz rotayı takip ederek e, burada daha fazla zaman geçirecek. Yani İzmir'in merkezinde daha fazla zaman geçirecek. E, yoksa öteki türlü sadece Simirnaga arasında e, kalıyordu e, ve Geçirdiği zaman aynı zamanda onun ülkemize bıraktığı ya da kentimize bıraktığı e, ekonomik katkıyla da e, sınırlı oluyordu yani paralellik gösteriyor. Tiyatrolar e, yaklaşık e, 4. yüzyılın sonunda her yerde kullanım dışı kalacaktır çünkü artık Hristiyanlık egemen olmuştur e, imparatorlukta tabi hangi imparatorluk Roma İmparatorluğunda egemen hale gelmiştir e, dolayısıyla da Roma e, ve tabii ki e, ikiye bölünmesinden sonra da Doğu Roma'lı e, imparatorlar tiyatrolardaki etkinlikleri yasaklayacaklardır. Ve o tarihten sonra tiyatroların terk edilmişliği söz konusu olmaya başlayacak. İşte taş ocağı olarak kullanılacak ya da işlikler anlamında kullanılacak. Yani seramik üretimi, cam üretimi gibi böyle ikinci kalitedeki... E, ee, üretim yerlerinin sahiplendiği bir alana dönüşecektir. Ee, hemen hemen birçok kentte, özellikle de böyle yaşayan kentlerde e, böyledir. Bu demektir ki e, e, milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren ne zamana kadar? Günümüze kadar. Yani 1500 yıllık bir süreçte e, bir uykudan sonra e, ilk defa Simirna Tiyatrosu uyanıyor. Bu tiyatro az önce de söylediğim gibi rekabeti yansıtan bir tiyatro. Kimle? İşte Bergama kentiyle. Kimle? Efesos'la. Dolayısıyla bu kent, bu tiyatro kapasitesiyle Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olarak gün ışığına çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına buradaki çalışmaları, yürütmekteyiz. E, bize e, bakanlığımızın destekleri yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve özel kuruluşların e, destekleri e, bulunuyor. Bu destekler sürdükçe biz şimdi e, daha önceki yıllarda e, oturma sıralarını yakalamak için çaba sarf etmiştik. E, burada gördüğünüz gibi 3 metreyi aşan dolgular var. Bu dolguları tabii biz arkeoloji disiplini çerçevesinde kademe kademe almak zorundayız. Dolayısıyla bu üç metreyi aşan dolguları almak bir zaman alıyor. Ama destek sürdükçe biz oturma sıralarına daha fazla sayıda açacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde burada gördüğümüz proskene diye tanımladığımız sahneyi ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda tiyatroyu e, kullanılabilir e, bir fonksiyon, en azından bazı fonksiyonlar açısından kullanılabilir ve gezilebilir bir hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstermek istiyoruz. Müzik